Selamun Aleyküm değerli dinleyenler. Yüzünü okuma derslerimizden dördüncüsünü yapıyoruz. Bakara suresi 25 ile 29. ayetleri okuyacağız. Dersimize başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Normalde buraya kadar nefesimizi yettirip oturmamız lazım, okumamız lazım. Ama diyelim ki buraya kadar ilk başladığımız zamanlarda nefesimiz bu kadar süre yetmiyor. Dolayısıyla şurada durabiliriz. Sonra tekrardan alıp bitireceğiz. Ve beşşirillezine amenü ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ شَدَّ الْنُّونَ رَتُّتُكْ يُغَامِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Yine min derken bakın teminden sonra ta geldi. Burada o sonra ta harfi geldi. Dolayısıyla ikisinde de ihfa yaptık. Enhar derken de burada izhar gerçekleşmiş oldu. Evet. Ra'yı kalın okuduk. Şuna kalın. Şurası ince. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. <Ton meeting từ الأرض> <sorting> gelmeye çalışalım ya da şuradaki lam elif durağı var. Yani burada durma demek ama nefes almak için durulabilir. Sonra geriden alacağız. Kullemarzuqunha <Sessizlik> <Sessizlik> min Nefes aldık. Şimdi tekrardan minete maracından alalım. من ثمرة رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إن من قبل وأتوا به متشابها هر نفس Ee, durduk. Eğer şunun gibi yani lam elifin dışında bir durak işareti görmediysek ya da ayet sonu değilse dolayısıyla e, uygun bir kelimeden harfi celler olabilir. Ellediler olabilir. Bu gibi yerlerden tekrardan iptida yapmamız lazım. Bir başlangıç yaparak e, okumayı tamamlamamız lazım. Evet Z harfi burada keskin arkadaşlar. Kaf kalın izhar yaptık. Min ihfa yaptık burada. Semeratin rizqan. Bakın teminden sonra lamra geldiği zaman ne yapıyordu? İdgam bila ne Evet bir idgam gerçekleşiyor. Yani bir katma eylemi var ama bu hunnesiz yapılacak. Semeratin rizqan. rizqan. Yani bir ra okuyoruz burada. Rizqan derken vasıl halinde burada ihfa oldu. Yine her pelteye dikkat ettik. Ruziqna min. İhfa yaptık arkadaşlar. Ve ütü bihi. Ve ütü. Ve ütü. Uzatmalara dikkat ediyoruz. Bihi. Bakın. Burada zamir yani met uzattı. Muteşe bihe. Sonunda durduğumuz zaman nasıl diyorduk? Metten ibadet dediğimiz Tenvin ne yapıyordu? Tenvinin bir tanesini götürüyorduk. Sadece bihe diye met üzerinde duruyorduk. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

Meal ne oluyor. Yani bunlar tenvinin içindeki nun ya da sakin nun harfine çevrilip gunneli yapıyorduk. Bu bila hunne de ne vardı? Yine idgam var ama herhangi bir tutma eylemini ve sesi genizden getirme işini yapmıyorduk. E, bu idgam meal de e, bundan yani idgam bila hunne farklı olarak hem tutuyoruz bir saniye kadar. Ez ve ve ses genizden gelen hmm. sesi genizden akıtıyoruz. Mutahhara tu Bakın burada da aynı şekilde. Ve hum fiha halidun. Ha'daki hırıltıyı çıkarmaya dikkat edelim. Evet, gelelim bir sonraki ayetimizin okunuşuna. İnna Allah la yastahi ay يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه En yadribemethalem mâ be'ûbaten fe mâ fevqahâ Şeddeyle unutuyoruz. Lâ yestahîen Bakın harfimetle, hem hemze farklı kelimelerde. Dolayısıyla metni mufasıl yaptık. Yavaş okuyuşta dört, orta okuyuşta iki ya da üç hızlı okuyuşta yani hadır dediğimiz usulle okuduğumuzda da bir elif miktarı uzatılması gerekiyor. Eyyallıri be. Yani şu anda biz tahkik yapıyoruz. Yani yavaş okumayı yaptığımız için dört elif uzatıyoruz. Eyyallıri be. İdham elhunne. Meselemme. Yine idham elhunne. Me ba'ubaten. Burada da ihfa gerçekleşmiş oldu. Fema fevkaha. Fe الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فأم شَانْدَلِ شندلميمي الذين آمنوا فيعلمون أنه إن شندلنا نطيورس حق من ربهم ما كان لام رأي جلدي إدغام بلاهونه من ربهم شندل أوراق وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما شد المتتوك كفروا فيقولون أزات ما ذكى ذكى ماذا أراد إن مت مفصل ذالحرف بيلتك بردت بهذا مثلا. بكن تمين. Sonunda bir elif olduğu için ne yaptık? E, tenvinin e, bir harekesini sildik. Sadece e, üstün halini bırakarak met halinde okuyorduk. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethiran. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به ''Lel fâsiqîn yuvillu Bakın buradaki zamirler zaten şu şekilde dik kesre yazılırsa ya da dik feta yazılırsa bunlarda bir gizli harfimet var demek. Uzatıyoruz. Bakın. Zamir uzattı. ''Kesîran'' derken uzatıyoruz zaten. Ya burada yine de var. ''Ve derken uzattık. bihi derken uzattık. ''Kesî'' derken uzattık. Ra uzattı dedik. Met üzerine durduk. Ve me yundu bihi illa Burada mesela şunlar met sıla, sılay e, suğra deniliyor. Bu işte met sıladan sonra hemze gelirse aynı met-i hükmünü alıyor. Yani diğer bir isimle de sılay kübra da denilebiliyor buna. Burada da yine met-i gibi gizli bir harfi metten sonra farklı bir kelime de hemze gelmiş. Dolayısıyla dört elif miktarı uzatıyoruz. Hükmüyle e, ifade ediyoruz. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويق يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّ ويف يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويقطعون bu kutbu cilin harflerinden bu kafa vurgu yapıyoruz bunu bir titretiyoruz böyle depretiyoruz kale kale t kalın ayın boğazının ortasından çıkartmaya telaffuza dikkat edin. Ve yakta'une ve yakta'une ma metin mufasıl uzattık. Emarallahu bihi ey yani burası metni mufasıldan farklı olarak sılay kübra deniliyor. yani zamirden dolayı. Ama aynı metni mufasıl hükmü de söyleyebiliriz. Metni mufasıl. Ey usal. Bakın teminden, şey, sakinliğinden sonra ya mimnundan ya geldi idram ma'al ve yufsidune fil ard ulaike humul şurada e, ya derken ihfa vardı mim ba'di temin ya da sakin olsun ba geldiğinde ne oluyordu iklap gerçekleşmiş oluyordu yani bu biz e, temvini ya da sakin nunu ne yapıyoruz? Mim harfine çeviriyoruz. Mim harfinle e, okuyoruz ve bir saniye tutup sonra B harfini okuyarak yani burada min değil de mim yapıyoruz. Yani sanki iki tane mim varmış burada. Mim ba'di şeklinde. Evet gelelim diğer son hikayetimize. Sonra dersimizi tamamlayacağız. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. كَيْفَ تكفرون بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Evet, keyfe tek furune billahi, kefe vurgu yaptık. Şimdi sıfatı var. Billahi ve kuntum. Burada ihva yapıyoruz. Emvaten. Buradan yine ihva yaptık. Fe ahyakum. ثم شد الميمنات ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هذا معلومه قاعد الله. "والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء" ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن semaa semawat ve huwa bi kulli shay'in alim sadaqa llahu alazim dikkat allazi ba'tid katati khalaqa lakum bakın mimimi oramış ilam isim şu şuralardaki sünmelerdeki gibi aynı hükmü uyguluyoruz mesela burada da yine geldi tümme ne yapıyoruz? Bunları bir saniye gunneli bir şekilde tutuyoruz. Cemi'a ihva yaptı. Cemi'a thumme stevâ'i Bakın harfi metle e, hemze farklı kelimelerde. Dolayısıyla metti mufasıl. Burada ise bir kelime de metti muttasıl oldu. Ve <laughs> sevvâhun yine şey <delilini> tutuyoruz. tutuyoruz. <laughs> Seb'a semâvâet ve huve bi kulli şeyin alim. Temyada sakin nundan sonra boğaz harfleri dediğimiz ayın gayın ha ha hemze ile h he harfi gelirse izhar oluyor. Bu kaydın adı izhar. Yani herhangi bir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi okuyoruz. Açık şekilde izhar zaten ortaya çıkarmak demek. Eğer ba gelirse buna iklap demiştik. Ya mim nun vav gelirse idgham ma'lunne. Lam ra gelirse idgam bilagun ne? Şu kalan harflerin dışında yer geriye kalan 15 harften biri gelirse de o zaman da ihfa gerçekleşmiş oluyor. Evet buraların okuduğumuz yerlerin mealine diye yapabiliyorsanız tersine bakmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.